Merhaba arkadaşlar. Denetim dersimizin 3. ünitesi kapsamında yer alan konulara ilişkin bir soru çözümü yapacağız. Sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi kontrol ortamını oluşturan unsurlardan biridir? A. Faaliyetlerle ve işlemlerle ilgili uygun yetkilendirmeler. B. İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları. C. Yeterli biçimde belgelendirme ve kaydetme. D. Varlıkların ve kayıtların fiziki kontrolleri. E. Görevlerin uygun şekilde ayrımlanması. Kontrol ortamı, COSO iç kontrol modelinin bileşenlerinden bir tanesidir. COSO iç kontrol modeli, Sponsor Organizasyonlar Komitesi adıyla anılan bir komitenin geliştirmiş olduğu ve işletmelerde etkin bir iç kontrol sisteminin kurulabilmesi için bir takım önerilerin bulunduğu bir model, bir yapı aslında. Bu yapıda etkin bir iç kontrol sistemini taşıması gereken özellikler, onun içinde bulunması gereken bileşenler de ele alınıyor ve 4 tane bileşen söz konusu. Bu bileşenler bilgi ve iletişim, kontrol ortamı, kontrol eylemleri ve izleme olarak isimlendiriliyor. Bu bileşenlerden biri olan kontrol ortamının diğer adı kontrol çevresi. Kontrol ortamı şu şekilde tanımlanmış. Yönetimin kurum içerisinde kontrol niteliğinde ortaya koymuş olduğu her türlü politika, yöntem, davranış, tutum ve hareketlerden oluşuyor. Ve kontrol ortamı yani diğer adıyla kontrol çevresi bir takım unsurlar barındırıyor bünyesinde. Aslında bu iç kontrolün üzerinde şekillendiği bir yapı, bir çevre. Kontrol çevresi dürüstlük ve ahlaki değerler, uzmanlığın değerlendirilmesi, yönetim kurulu ve denetim komitesinin katılımı, örgütsel yapı, yönetim felsefesi, yetki ve sorumluluk verme yöntemleri, İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları gibi unsurları içerir. Dolayısıyla soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi kontrol ortamını oluşturan unsurlardan biridir diyor. B şıkkında insan kaynakları politikaları ve uygulamalarını görüyoruz. Doğru cevabımız dolayısıyla B şıkkıdır. Diğerleri arkadaşlar A, C, D ve E şıklarında yer alan ifadeler COSO iç kontrol modelinin bir başka bileşeni olan kontrol eylemleri bileşeninin unsurlarıdır. Onun içinde yer alırlar. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı.